كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Aslında mesele daha var. Var mı bir 5-10 dakika vaktimiz arkadaşlar? Allah sizden razı olsun. Eyvallah. Şimdi kardeşler, şimdi bizim mescidimiz Bağcılar'ın merkezinde. Şimdi ben şeyden hani direkt dibinden anlatayım ki bilmeyenler, bazen ilk defa izleyenler oluyor. Hani bu kimdir, necidir diye soranlar oluyor. Biz Bağcılar'da, Bağcılar merkezde bir mescid açtık elhamdülillah. Rabbim Celle Can yardımlarıyla, kardeşlerimizin maddi manevi destekleriyle biz Bağcılar'da bu çalışmayı yapıyoruz. Çalışma yaptığımız kardeşlerimizin, yani mescidimize gelen kardeşlerin %99'u sokaktan gelen adamlar. Bakıyorum, tamam ağzım bozuk, bunu söylüyorum her zaman. Tabii ki de o konuda ben de bazen kendimden şikayetçiyim. Ha, oluyor bazen ağzımızdan böyle hani landum falan filan kelimeler çıkıyor. Ama onun sebebi kardeşim, bir daha söylüyorum. Ayet, hadis naklediyoruz. Büyüklerin sözlerini naklediyoruz. Nakilciyim. Vaaz ediyorum. Onun haricinde hiçbir vasfım yok. Vasıfsız elemanım. Hiçbir vasfım yok. Sıfırım. Maalesef bulunduğumuz çevrede bu işi yapacak bir delikanlı çıkmıyor. Her zaman söylüyorum. Çünkü beni eleştirenler çok buradan geliyor. İşte sen diyor konuşuyorsun ama o kürsüde öyle konuşurum. Ben diyorum ki çok biliyorsan gel bile. Madem ilmin var, icazetin var, hocalığın var, alimin var. Gel kardeşim. Kürsüm açık. Benim burası, benim derken yani bizim bu kürsümüz herkese açık. Dileyen varsa gelsin. Zaten kış sezonu geldiği zaman hocaları çağıracağız inşallah. Hocalar gelmeye başlayınca anlayacaksınız. Biz kürsü sevdamız yok. Elhamdülillah. He. Çevremizde hep sokaktan gelme olduğu için. Biz de sokaktan geldik. Biz sonradan tövbe ettik. Günahlardaydık. Rabbim affetsin. Amin. Yani biz, hiç bu zamana kadar ben şöyle evliyayım, ben böyle hocayım, gelin lan elimi öpün, paçamı öpün demedim. Ben sizin elinizi aynınızı öperim dedim. Yeter ki sohbetlere gelin. Yeter ki Allah için gelin. Buralar böyle bir coşsun, buralar taşsın, insanlara teşvik olsun. Bak her salı cuma sohbet yapıyoruz. Asıl sohbet günümüz cuma günü. Salı günü yedek sohbet gibi bir şey yapıyoruz. Salı günü kalabalık olmuyoruz. Sağ olsun kardeşlerimiz geliyor, yakın kardeşler sağ olsunlar. Ama cuma günü ne diyoruz? Herkes gelsin getirsin. Cuma günü ana sohbet günümüz. Salı günü serbest gün. Bir şeyler yapıyoruz. Ama bir daha söylüyorum. Ben kendimden memnun değilim. Ağzımın bozuk olmasından. Ama ortam böyle. Normal adam gelmiyor kardeşim bizim sohbetimize. Evet. Ya adam ilk defa geliyor. Burada bir hareketler yapıyor. Bana enseyi tokat. Ne yapıyorsun yapıyor adam. Lan bismillah sen kimsin? İlk defa hocam diyor, bir fotoğraf çekelim. El ense çekiyor bana burada. Böyle adamlara geliyor. Ne yapacağım şimdi yani? Bu adamlara kalkıp takva hanımına sarılacak. Hoş geldiniz kardeşim. Böyle mi yapıyor? Yok. Ben doğal olmam lazım. Ben neyse, ben her zaman söylüyorum. Benim kalbimde ne varsa ağzımdan çıkıyor. Ben burada kimseye aman şöyle konuşayım, aman beni şöyle sevsinler, ama şunu bir ayet okuyayım da şuradan var ya üf desin lan, ne ayet okudu be, ulan bu evli ama. Hiç öyle bir tasam yok. Elhamdülillah. Hiç tasam yok. Olanı konuşuyoruz. Çünkü karşımızdaki kardeşlerimiz, ben kamera karşısındakiler kusura bakmasın. Ağırlık tabii ki de benim için önemli olan buraya mescide gelen kardeşlerim. Bir daha söyleyeyim. Mescide gelen kardeşlerin çoğu da gayrimeşrudan gelen adamlar var. Günahlardan kurtulan adamlar var. Hapçısı var, torbacısı var. Ne ararsan var. Bizim burası zaten narkotik şubeye dönüyor burası. Öyle kardeşim, yapacak bir şey yok. Çıkışta kovum, neyse onu söylemiyorum. Geçen bir tane inşallah dinliyordur. Almanya'dan bir kardeş geldi. Hocam siz de sohbette kovumu, ne kovası diyor. Ne kovası diyor. Çocuk bilmiyor, garibim de. Neyse dedim, boş versen kovayı movayı. İyi bir şey değil. Neyse. Bu sohbetlerdeki landum kelimeler için rahatsız olan kardeşlerimizden özür diliyorum. Ve onlara diyorum ki başka ehl-i sünnet hocalarımız var, onları dinleyebilirsiniz. Bak ne kadar kibar konuşuyorum değil mi? Ne kadar kibarım, ne kadar tatlıyım. Adnan Oktar gibi, tövbe estağfurullah. Evet. Konuşmamı beğenmeyen kardeşlerime Cübbeli Ahmet hocamı öneririm. Bir sürü ehl-i sünnet hoca var. Başta tabii ki Cübbeli Ahmet hocam. Onu öneririm. Ehl-i sünnet hocalar çok. Listemiz de var. YouTube sayfamızda var. Ehl-i sünnet hocalar liste diye. Oradan dinleyebilirsiniz. Benden uzak durun kardeşim. Madem ki rahatsız oluyorsunuz, bu adam ne bozuk, ne kötü. Ya geçen değil mi bir hanım kardeş mesaj atmış. Hocam diyor, çocuğuma seni izletemem. Çok saydırıyorsun diyor. Çocuk da senin gibi bozuk olacaktı tövbe. Kadın haklı mı? Haklı kardeşim. Adam canlarını böyle çok hocam ulan falan filan böyle yapıyor. Neyse arkadaşlar, yapacak bir şey. Hüseyin böyle. Allah sana
Evet. Cümlemizden. Hüseyin böyle. Yapacak bir şey yok. Bizim cemaat bizi böyle kabul etti. Dediler körler sağlar birbirine. Bu manyak. Biz ondan manyak. Öyle birbirimizi ağırlıyoruz. Yapacak bir şey yok. Yani çoğu kardeşimiz de elhamdülillah bu ahvalimizden memnun. Bir daha söyleyeyim. Beğenmeyen kardeşler, lanlan, lundan, hoşlanmayan kardeşler, kibar takipçilerimize diyoruz ki kibar hocalarımızı dinleyebilirsiniz. Esen kalın diyoruz onlara. Şimdi hava durumu. Nasıl? Şimdi TRT spikeri gibi konuştum. Evet, ikinci meselede konuşuyoruz. Bu YouTube sayfamızdaki başlıklarla alakalı, kapaklarla alakalı çok kardeşimizden boş muhabbet geliyor. Bak, açık konuşacağım. Onlara acımam yok. Çok boş konuşanlar var. O nasıl kapak fotoğrafı, seni takip etmiyorum. Aynen hareketim bu. İlerle. Evet. İlerle. İkile bekleme yapma. O nasıl kapak fotoğrafı? Yürü. Kaybol. O nasıl başlık? İlerle, ilerle, bekleme yapma. Hadi başka sayfa hadi. Evet, açık konuşuyorum. O kapakta yazan neyse sohbetin içinde o var. Sohbetin içindeki en can alıcı noktadan o önemli kısımdaki mevzuyu alıyoruz. Başlığa kapağını koyuyoruz. Yalan yok. Hiçbir sohbetimizde başlıkta yazan, kapakta yazan kelime sohbette yok diye bir şey yok. Hepsi var. Bak sohbetin içerisindeki her şey kapakta yazıyor. Yoksa atıyorum kapakta yazıyor ki, misal diyorum, namazın farzları. Lan bir videon tek namaz yok, hep oruç. Ya buna o zaman kızarsın, hakkın var. Bak şimdi benim eski bir kapak var. İsmail Han'ın gerçek yüzü diye bir kapak var. Vay efendim, sen İsmail Han'ın nasıl gerçek yüzü? Oğlum Türkçe konuşuyorum. İsmail Han'ın gerçek yüzü ne demek? Gerçekten İsmail Han, bak böyle düzgün bir yer, on numara, gerçeği bu. Senin bildiğin gibi öyle atmasyon değil. Gerçeği bu. Hani diyorlar bilmem neyin gerçek yüzü ortaya çıktı. Gerçek yüzü adamın asıl yüzüdür yani. Zannedilen gibi değil. İşte bu böyle bir şey. Sen diyor nasıl İsmail hakkında böyle konuşuyorsun? Ben İsmail hakkında gerçeği konuşmuşum. Gerçeği bu. Ehl-i sünnet bir cemaat. On numara cemaat. Başında Mahmud Efendi Hazretlerimiz vardı o zaman. Videoda. Eski videodan bahsediyorum. Hepsinden bahsediyorum. Ne oldu? Ne var bu kapakta? Ha öyle miydi? Ha, ne oldu? Çok örnek var. Uzatmayacağım. Başlıktan dolayı takipten çıktım. Güle güle bekleme yapma kardeşim. Sağdan git yüzden bulursun. Evet evet. Bu nasıl başlık? Bu nasıl kapak resmi? Güle güle kardeşim, beğenmiyorsan git. Seninle uğraşacak vaktim yok. Güle güle. Kapakta bu, başlıkta bu. İşine geliyorsa dinlersin. İşine gelmiyorsa dinlemezsin. Milletin anasına başına sövmüyoruz ki biz başlıkta kapakta. Neyse onu yazıyoruz. Neyse onu konuşuyoruz. Başlıkta ne varsa, kapakta ne varsa, içeriği de aynısıdır. Sahtekarlık yapmıyoruz. Dümen yapmıyoruz. Kendinize karıştırmayın bizi. Konuyu çok uzatmıyorum. Sinirlenmek de istemiyorum ama net konuşuyorum kardeşim. Başlıklarımızdan, kapaklarımızdan rahatsız olan herkese söylüyorum. Bir sürü Ehl-i Sünnet Hoca var. Hiç bekleme yapmayın kardeşim. Sayfayı işgal etmeyin. Evet. Sayfamızı işgal etmeyiniz. Dikkat, tehlikelidir. Tehlikelidir. Ayık olun yani. Adamı canını sıkmayın. Neyse. Şimdi welcome to Bazı'ya bağlatmayın bana. Vallahi ayarım kaçıyor kardeşim ya. Geçen Yavuz Selim Camisi'nden çıktık. Bir tanesi gelmiş. Kibir abidesi. Vır 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 konuşuyor. İşte niye sohbete çıkıyorsun? Niye kürsüye çıkıyorsun? Niye konuşuyorsun? Ben de hani sinirlenmemeye çalışıyorum. Hüseyin diyorum sakin. İçimden diyorum sakin. Hani böyle hani noktadayım ama böyle. Gırt tane sıkacağım, öldüreceğim. Hani yaptığım şeyleri söylüyor. Zaten söylediği şeyler hayır, hep hayır işleri. Niye sohbet veriyorum diyor. Bak diyecek kimsenin namazın abdestine vesile olup diyorum. Misal. Milletin çoğu namaz abdestine başladı. Ne var bunda? Şimdi hemen kıvırıyor, başka bir şey götürüyor. Açıklama yapıyorum. Yine kıvırmaya çalışıyor. Tam bu böyle bana saydırmaya, gidirmeye çalışırken bir tanesi yolda, hiç tanımadım adam. Hocam dedi, Allah dedi senden razı olsun. Senden çok istifade ediyoruz dedi böyle. Bir anda çıktı karşımıza. Baktım Kamil böyle tıs. Belediye otobüsü var ya tıs. Bu arkadan fıs. Baktım hala konuşuyor. Oğlum bak dedim. Ben dedim sinirli adam. Ben dedim uzak dur. Aynen böyle dedim. Bak dedim benden uzak dur. Ben dedim sinirli adamım. Bak dedim git başımdan. Yeter de. Git de başımdan. Allah Allah. Bela mısın nesin ya? Rabbim Celle Celaluhu. Yani kendimi bir hani şey halt zannettiğim için konuşmuyorum. Yani benimle uğraşanlara akıl fikir versin. Amin. Amin. Ya gidin gavurlarla uğraşın da. Vallahi billahi gidin gavurlarla uğraşın da. Ya zaten bana harcadıkları mesai, namazı, abdesti harcadıklar evliya olacaklar. Gerçekten bak böyle manyaklar var.